Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz. Ekranlarınızın karşısına bugün 21 Ağustos 2021 Cumartesi yine merkezinde Manisa'nın ve ilçelerinin olduğu ancak yurttan ve dünyadan da önemli gelişmelerin ayrıntılarını sizlerle paylaşacağımız Manisa Televizyonu ana haber bültenimize karşınızdayız. Siz de ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Önce günün en sıcak gelişmesiyle başlayalım bültenimize. İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve yayıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangının kontrol altına alındığını akşam saatlerinde açıkladı. Yangın bölgesinde bulunan vatandaşlarsa kıyı emniyeti görevlileri tarafından tahliye edildi. Olayın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Heybeliada'da Kuleli Köşk mevkiinde saat 13.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü de yangın bölgesine 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazöz sevk etti. Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi. Yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürerken ada sakinleri de 5 litrelik pet şişelere doldurdukları sularla elden ele alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf etti. Heybeliada'ya kıyı emniyetine bağlı ekipler de sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 botu bölgedeki yurttaşların tahliyesini gerçekleştirdi. Nene Hatun gemisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 5 ve 6 botları da bölgeye yönlendirildi. İstanbul Valiliği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Heybeliada'daki yangın 14.55 itibariyle kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun ifadelerine yer verdi. Yangına müdahale eden iki itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiyeciler tekneyle Maltepe sahiline götürüldü. İtfaiye erleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Değerli seyircilerimiz, Batı Karadeniz bölgesinde geride bıraktığımız haftalarda yaşanan sel felaketlerinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 4888 bina incelendi. Acil yıkılacak 137 binanın bulunduğu açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, bir hafta içerisinde çok ciddi bir noktaya geleceğiz ifadelerini kullandı. Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel, Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketi nedeniyle birçok bina hasar gördü, bazıları yıkıldı, onlarca araç ve iş yeri de yine sular altında kaldı. Bu kapsamda afetin yaşanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, selden etkilenen Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta hasar gören yapılara ilişkin tespit çalışmalarını tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genel tarama bitti. Bu bilgisayarda görüldüğü üzere 2415 tane bina, toplam 11.278 bağımsız bölüm Kastamonu genelinde tek tek incelendi. Hasar tespit çalışmaları incelendi. Bartın'da yaptığımız çalışmalarda toplam bu 27 tane yapıya denk geliyor. Bunların yıkımları da tamamlandı. Enkazların da alınması devam ediyor. Bir veya iki gün içerisinde bu çalışmayı da sonlandıracağız. Sinop'ta toplam 5 tane yapıyı yıktık bugün akşam saatleri itibariyle. Sırayla da gidiyoruz. Daha çok kırsaldaki yapılar. Hasar görmüş binaların yerine yenilerinin yapılacağını ifade eden Aslan, yeni konutların vatandaşlara teslim edileceğini söyledi. Bakanımız alan incelemelerinde devam ediyor. Belli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılacak. Aynı zamanda TOKİ başkanlığımız eliyle burada ağır hasar görmüş ya da acil yıkılacak pozisyona gelmiş, yani oturulamayacak nitelikteki konutların yerine de
yeni konutları yapılarak vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Aslan ayrıca bir hafta içerisinde tüm kurumlar olarak çok ciddi bir noktaya geleceklerine inandığını söyledi. Ya devlet tüm gücüyle burada, yani çok ciddi bir teknik kapasite var şu anda Kastamonu'da, Bartın'da, Sinop'ta. Müthiş bir hızla hayat normalleştirilmeye çalışılıyor. Bu çalışmaların benim öngörüm bir hafta içerisinde çok ciddi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Hepimiz açısından, tüm kurumlar açısından. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Batı Karadeniz'de 4888 binada incelemede bulundu. Acil yıkılacak bina sayısının ise 137 olduğu açıklandı. Bir kez daha bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim değerli seyircilerimiz. Halen toplamda resmi olarak 16 kayıp başvurusu var bölgeden. Arama kurtarma çalışmalarının da bir yandan o kayıp kişileri inşallah sağlıklı, sağlam bir şekilde bulabilmek ümidiyle yürütüldüğünü hatırlatalım ve gündemden bir diğer önemli gelişmenin ayrıntısıyla devam edelim ana haber bültenimize. Değerli seyircilerimiz, Milli Savunma Bakanlığı 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin Irak'ın kuzeyinde örgütün saldırılarını planlayanlar oldukları ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından güçlü, kararlı, muktedir başlığıyla yapılan paylaşımda TSK ile MIT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Sayın seyircilerimiz, İçişleri Bakanlığı PCR testi zorunluluğuyla ilgili bir genelge yayımladı. Genelgede konser, tiyatro gibi etkinlikler ve uçak, otobüs, tren yolculuklarında 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren test zorunluluğu getirildiği belirtildi. PCR testi uygulamasının aşıyı teşvik için kapsamı genişletildi. İçişleri Bakanlığı dün aşı olmayanlar için toplu alanlarda PCR testi zorunluluğuna ilişkin bazı faaliyetler için PCR testi zorunluluğu konulu belgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer okul çalışanlarına haftada 2 kere test yapılması şartı getirildi. 220 bin öğretmenin aşı olmadığı açıklanmıştı. Buna göre PCR testleri eğitim sektöründeki çalışanlara ücretsiz olacak. Aşı yaptırmayan öğretmen ve diğer personel zorunlu olarak haftada en az 2 kez PCR testi yaptıracak. 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetleri katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. İşletmeciler etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişinin aşılı, geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasını yapacak. Genelgeyle aşı kartı ve PCR zorunluluğu özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilecek şehirler arası seyahatlerde de 6 Eylül'den itibaren başlıyor. Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Hastalığı geçirmemiş, aşı olmamış veya negatif PCR testi olmayan kişilerin şehirler arası seyahatine ve etkinliklere katılmasına izin verilmeyecek. Önündeyim ben. Burada bir konuğum olacak. Değerli seyircilerimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son tabloda Manisa'daki vaka sayılarının hızlı bir artışa geçtiği görülmüştü. Hatırlayacaksınız. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'de işte bu artışın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Geçen yılın aynı ayına göre kentin durumunu aktaran Vali Karadeniz, tokalaşanlar, birbirlerini sarılarak selamlayanlar ve kalabalık ortamlarda maske takmayanlar
pandeminin bittiğini mi sanıyorlar diye sordu ve can kaybı yaşamadan hayatımızı normal şekilde sürdürülebileceğimiz önlemleri almaya odaklanmak gerektiğine vurgu yaptı. Manisa'da vaka sayıları arttı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Geçen yılın aynı ayındaki oranlarla şimdiki oranları anlatan Vali Karadeniz, pandemi bitmedi mesajını şöyle verdi. Manisa için bu yılın 20 Ağustos 2021 vaka sayıları geçen yılın aynı gününe göre yaklaşık 2 katı düzeyinde. Şu anki seviyeye geçen yıl Ekim sonlarına doğru çıkmıştık. Buna karşılık yoğun bakım ve entübe hasta sayımız geçtiğimiz yıl Ekim ayının yarısı kadar. Tokalaşanlar, birbirlerine sarılarak selamlayanlar ve kalabalık ortamlarda maske takmayanlar pandeminin bittiğini mi sanıyorlar dedi. Delta varyantının vaka sayılarının yükselmesine neden olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, can kaybı yaşamadan hayatımızı normal bir şekilde sürdürebileceğimiz önlemleri almaya odaklanmak gerektiğine vurgu yaptı. Vali Karadeniz paylaşımında, Delta varyantı aramızda ve geçen yıla göre daha fazla vakamız var. Bulaşmayı ve vaka sayılarındaki artışı önlemek için hala daha maske takmaya, birbirimizle mesafeli durmaya çok ihtiyacımız var. Ağır hasta, entübe hasta ve günlük vefat sayılarında yaklaşık %50 düşüş sağlanmış görünüyor. İkinci doz aşılarda %50'den biraz yukarıda olmamız, aşısını tamamlayanların bu hastalığı daha hafif atlattığına işaret ediyor. Aşılarımızı tamamlattırdığımızda kalan %50'nin önemli bir kısmını da önlemiş olacağız. Bu konuda odaklanmamız gereken ana husus, can kaybı yaşamadan hayatımızı normal bir şekilde sürdürebileceğimiz önlemleri almak ifadelerini kullandı. Türk Kızılayı Manisa Şubesi Başkanı Selman Keresteci, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette kente kazandırılacak huzur evi projesinin son durumu da masaya yatırıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci'yi makamında ağırladı. Milli mücadele döneminde Manisa çıktı. Kızılay Başkanı Keresteci ziyaretinde Başkan Ergün'e hediye takdim ederken, Başkan Ergün de Selman Keresteci'ye Manisa'nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki dönemini anlatan, 4 ciltten oluşan 100. yılında milli mücadele döneminde Manisa eserini takdim etti. Geçmişi unutturmamak adına geleceğe taşıyacağımız bir hazine. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kızılay Başkanı Selman Keresteci'nin ziyaretinde Kızılay'la ortak yürütülen Keçiliköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanın bitişiğinde Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi üzerine yapılması planlanan Huzurevi projesi hakkında bilgiler verdi. Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi bir proje çalışmalarımız olmuştu. Bu noktada sağ olsun Kızılay değerli başkanımız Selman Keresteci Bey'le yaptığımız istişareler sonucunda buradaki merkezin yapılması, yaptırılması ve işletilmesi noktasında bir artık mutabakat ve genel Kızılay Genel Müdürlüğü nezdindeki çalışmalar %99 tamamlandı diyebilirim. Manisa'ya inşallah çok güzel bir işletme, huzurevi projesini kazandırmak hedefi doğrultusunda bu çalışmaları bitirdik diyebiliriz. İnşallah bunun protokol töreninde Sayın Genel Müdürümüzün Manisa teşrifleri noktasında imza altına alacağımız seferi en kısa zaman içerisinde tamamlayacağımızı buradan belirtelim. İnşallah hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. Ziyarette konuşan Kızılay Şube Başkanı Selman Keresteci ise şu ifadeleri kullandı. Böylesine güzel bir yapıyı Manisa'ya kazandırdığınız için ben de şahsım ve Kızılay ailemiz adına sizlere teşekkür etmek isterim. Ayrıca bahsettiğiniz gibi Sayın Başkanımız seçildiği ilk günden itibaren her daim Kızılay'ın ve Kızılaycılık faaliyetlerimizin en büyük destekçisiydi. İnşallah çok güzel bir ortak çalışmayla güzel bir eseri de Manisa'ya kazandıracağız. Çok teşekkür ederim. Bir başka ziyaret haberiyle devam edelim. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Haziran ayında başkanlığa seçilen Manisa Barosu Başkanı Avukat Ümit Rona ve güven tazeleyen Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanağ'a tebrik ziyaretinde bulundu. Daha sonra esnafı da ziyaret eden Baybatur,
davet üzerine girdiği bir oyun salonunda gençlerle konsol oyunu oynadı. AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Barosu'nun Haziran ayında gerçekleştirdiği seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Ümit Rona'yı ziyaret etti. Baybatur, baro başkanlığını hak ederek kazanan Ümit Rona'yı ve yönetim kurulunu kutlayarak Manisa için hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Rona da her kesime eşit mesafede durduklarını ve bu anlayışla hizmet ürettiklerini belirterek Baybatur'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Hayırlı yolculuk olsun, hayırlı hizmetler yapmaya nasip etsin siz. STK ziyaretlerini Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği ile sürdüren Baybatur, Haziran ayında yeniden seçilerek güven tazeleyen dernek başkanı Ufuk Tanık'ı tebrik etti. Manisa'ya hizmet etme noktasında durmadan çalışmaya devam ediyor. Baybatur, Manisa'nın simgesel değerinin markalaştırmada ve Türkiye'nin birçok yerine ulaşmasına Tanık ve ekibinin önemli bir başarı elde ettiklerini kaydetti. Bizler de AK Parti milletvekilleri olarak, teşkilatları olarak hep beraber derneğimizin her daim yanındayız, arkasındayız, sonuna kadar da destekliyoruz. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Tanık, Baybatur'un her zaman derneğin yanında olduğunu vurguladı. Manisa deyince Mesir, Mesir deyince Manisa akla geliyor. Artık hiçbir şey, hiçbir kurum, hiçbir şehir yalnız başına tanıtılmıyor. Güç birliği verdikten sonra ben kesinlikle şehirlerimizin, Türkiye'mizin daha iyi tanıtılacağına inanıyorum. Ziyaretlerinde özellikle gençlerle de yakından ilgilenen Baybatur, genç kuşağın Z kuşağı olarak tanımlanmasını doğru bulmadığını ifade ederek, gençliği geleceğin mimarları olarak gördüğünü, İHA'ları, SİHA'ları yapan gençliğin bu gençlik olduğunu söyledi. Daha sonra yol üzerinde bulunan bir oyun salonu üzerinde gençlerle selamlaşan Baybatur, gençlerin konsol oynama davetini geri çevirmeyerek Emir Tatlı ile futbol oynadı. Baybatur'a ziyaretlerinde AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunus Emre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Yerel yönetimler gündemiyle devam edelim. Ana haber bültenimize Yunus Emre Belediye Meclisi'nde grubu bulunan partilerin meclis üyeleri çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Bağyolu göletinin kenarında çöp topladı. Temizliğin siyaseti olmaz diyen üyeler bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet etti. Yunus Emre Belediye Meclisi'nde grubu bulunan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti meclis üyeleri anlamlı bir etkinlikle çevre temizliğinin önemine dikkat çekti. Belediye Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri Osman Çimenoğlu, İsmet Akçay ve İhsan Akkelle, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu üyeleri Mehmet Ersoy, Gülbahar Akyıldız ve Bülent Mersinli temizliğin siyaseti olmaz diyerek Bağyolu Göleti'nin çevresini temizledi. Bu örnek çalışma takdir toplarken atıklardan dolayı oluşabilecek tehlikelere karşı da vatandaşlar uyarıldı. Çevre temizliği konusunda herkese görev düştüğüne dikkat çeken meclis üyeleri bu konuda duyarlı olunması gerektiğine atıfta bulundu. Yunus Emre Belediyesi MHP meclis üyesi Osman Çimenoğlu bu tür projeleri devam ettireceklerini söyledi. Temizliğin siyaseti olmaz diyerek sloganımızla işte MHP'lisi, AK Partisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi hep beraber burada geleceğe daha bir temiz toplum bırakmak için bir farkındalık projesi yaptık. Bunun için elimizden gelen bütün gayreti göstermek istiyoruz. Yunus Emre Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Gülbahar Akyıldız da vatandaşlara çağrıda bulundu. Bir farkındalık yaratalım dedik. Gördük ki maalesef her önüne gelen dışarı şişelerini atıyor ve orman yangınları bu yüzden çıkıyor. Hiç kimse bunun farkında değil. Lütfen çevremizi temiz tutalım. Yunus Emre Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İsmet Akçay, Türkiye'ye örnek olmak amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdiklerini belirtti. Bütün belediyelere örnek olmak için temizlik yapmaya geldik arkadaşlarına. İnsanlarımıza örnek olmak, bu Yunus Emre ilçemizde yaşayanlara örnek olmak için bütün AK Parti, CHP, MHP, İYİ Partili arka meclis üyesi arkadaşlar birlik beraberlik içinde. Yunus Emre Belediyesi CHP meclis üyesi Bülent Mersinli ise şunları söyledi. Bunlar sadece belediyenin gayretiyle olabilecek bir şey değil.
vatandaşların da artık bu konuda biraz duyarlı olması lazım. Çocuklarımıza dahi geleceği hoş bir dünya bırakmamız gerekiyor. Serdar abi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, Başkan Vekili Muhittin Bilget ve Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Eri makamında konuk etti. Başkan Ergün, geçtiğimiz haftalarda göreve seçilen Demir ve ekibini kutlayarak başarılar dileklerini iletti. Hoş geldiniz. Merhaba. Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, Başkan Vekili Muhittin Bilget ve Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Er, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Geçtiğimiz haftalarda göreve seçildiklerini belirten Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, Başkan Ergün'e çeşitli hediyeler takdim etti. Sağ olun. Bunlar bizim en azından. Teşekkür ederim. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün, geçtiğimiz haftalarda göreve seçilen Mehmet Devir ve ekibini tebrik ederek başarılar diledi. Başkan Ergün de konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 100. yılında Milli Mücadele döneminde Manisa adlı 4 ciltlik eseri armağan etti. Yaşanan hadiselerin belgeli olarak arşivi. Manisa'nın Soma ilçesi sınırlarında bulunan tarihi geçmişi yaklaşık 2200 yıl öncesine dayandığı belirtilen Darkale Mahallesi, kendine özgü mimari dokusu, dar ve yokuş sokaklarıyla karşıladığı ziyaretçilerini adeta tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Mahallede bulunan evlerin büyük kısmı sahipsiz ve bakımsız kalmaları nedeniyle yıkılmaya yüz tutsa da dar sokakları ve mimari dokusuyla gezginlerin, fotoğrafçıların ve yürüyüş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte tarihte yolculuk yaptıran Darkale sokakları. Manisa'nın Soma ilçesinde derin bir vadinin içinde bulunan ve sırtını yüksek kayalık dağlara yaslaması sebebiyle gizli hazine olarak nitelendirilen tarihi Darkale Mahallesi ziyaretçilerini bekliyor. Tarihi geçmişi Bergama Krallığı'na dayandığı belirtilen Darkale'nin mimari dokusu, Safrabolu, Kula ve Beypazarı gibi Osmanlı devri özelliklerini taşıyor. Darkale daracık sokakları, şahniş adı verilen ahşap cumbalarla, temeli taş duvardan, üst katları ise ahşap malzemeden yapılan evleriyle özellikle tarih ve fotoğraf meraklılarının büyük ilgisini çekiyor. ...1980'li yıllardan itibaren Darkalelilerin Soma'ya göç etmesi sebebiyle evlerin büyük bir kısmı sahipsizlik ve bakımsızlık nedeniyle günümüzde yıkılmaya yüz tutsa da sokaklarında dolaşırken yaşattığı hissiyat adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor. Bir grup gönüllünün öncülüğünde Manisa Valiliği, Soma Kaymakamlığı, Soma Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan mahallenin muhtarı Önder Uysal, mahallenin dar sokak yapısıyla dikkat çektiğini belirtti ve herkesi Darkale'yi görmeye davet etti. Adından da anlaşıldığı gibi yollarımız, sokaklarımız dar. İki tane kalenin dibinde bazıları saklı köy diyebilir. Hiçbir yerden gözükmeyen bir köyümüzdür. Tarihi çok eskidir. Evlerimiz de tabii eskidir. Aynı zamanda çok tarihi bir evlerimiz vardır. Mahallemizde şu anda nüfus 77. Fakat yazın bu nüfus 100-120-130'lara kadar çıkıyor. Bir de bu koronadan sonra nüfusumuz köylere talep çok arttı. Hem arazilerimiz olsun hem evlerimiz olsun talep çok arttı. Nüfusumuz gitgide artıyor. Bundan yana da gerçekten biz mutluluk duyuyoruz. Darkale görmelerini için arzu ediyoruz. Yani gelsinler görsünler. Kırkılığımız var. Kırk tane oluğumuzdan güldür güldür buz gibi suyumuz akar. Karpuz çatlatan derlermiş eskiden. Nasip olursa da herkesi bekliyoruz yani Darkale'mize. İnşallah buyursunlar gelsinler. Yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. Mahallenin en eski camilerinden olan Minareli Cami ise yıkılan duvarı için restorasyon bekliyor. Camimiz zaten bir 10-15 senedir kullanılmamaktadır. En son üzerine boş bir ev gene aynı zamanda harabe bir evin duvarı camimizin üzerine yıkıldı.
Yıkıldıktan sonra caminin duvarı da yıkıldı tabii. Bunun üstüne yağmur, çamur derken camimiz bu hale geldi. Sayın vekilimiz Mehmet Ali Özkan'ın katkılarıyla, aynı zamanda belediye başkanımız Ali Tulub'un da katkılarıyla önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmaları başlayacaktır. Biz de heyecanla bekliyoruz. Mahallenin restorasyon görmemiş haliyle bile ilgi çektiğini ve yabancı turistlerin sürekli ziyaret ettiğini söyleyen eski muhtar Mustafa Güven, iki Japon gencin burada evlendiğini söyledi. Turizm çok önemli. Yani bu şimdi eğer evler tamamen restore edilmiş olsa, buraya zaten şu anda bile, şu halindeyken bile yerli ve yabancı turistler geliyor. Burada Japonlar dahi geldi, burada düğün yaptılar. Japon düğünü oldu burada. İki tane genç evlendi. Yani dışarıdan çok gelenler var ama tabii evler restore edilse daha iyi olur. Dar sokakları ve evleriyle zamanda yolculuk yaptıran Darkale ziyaretçilerini bekliyor. Manisa'da taksici olan Selçuk İnce, Türkan Akkaş'la hayatını birleştirdi. Gelin arabası olarak süslenen taksiye damadın arkadaşları da taksiyle yaptıkları konvoyla eşlik ederek mutluluklarına ortak oldu. Kent sokaklarında konvoy eşliğinde gezen taksiler vatandaşların da ilgi odağı oldu. Manisa'da taksicilik yapan Selçuk İnce hayatını Şehzadeler ilçesindeki Bedesten Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törenle Türkan Akkaş'la birleştirdi. İnce gelin arabası olaraksa ekmek teknesi olan taksisini süsledi. Taksici arkadaşları da damadı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Manisa sokaklarında taksileriyle uzun konvoy oluşturan taksiciler hem damadın mutluluğuna ortak oldu hem de kentlilerin ilgisini çekti. Taksilerle yapılan sarı konvoy eşliğinde nikah salonuna ulaşan çift, Manisa sokaklarında da ilgi odağı oldu. Gelin Türkan Akkaş çok mutlu olduğunu dile getirirken, damat Selçuk İnce ise hayatının en mutlu gününde meslektaşlarının taksileriyle kendilerine konvoy hazırlamasının çok gururlandırdığını ifade ederek tüm arkadaşlarına teşekkür etti. Evet, çok güzel oldu. Taksi şoförü olduğum için gelin aracının taksi yaptık. İşimle gurur duyuyor. Evet, çok gururlandım. Çok teşekkür ederim. Hepsine ayrı ayrı. Genç çift, Bedesten Nikah Salonu'nda kıyılan nikahlarıyla bir ömür boyu mutluluğa imza atarken nikah salonunda renkli görüntüler yaşandı. Gelin ve damadın nikah defterini almak için birbirleriyle tatlı çekişmeleri salondaki davetlilerin de yüzünü güldürdü. Nikaha Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, Akkaş ve İnce aileleri, taksi esnafıyla gelin ve damadın yakınları katıldı. Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'daki olumsuz iklim koşulları ve yaşanan don olayları kahve fiyatlarını olumsuz etkiledi. Kahve kilogramı 80 lirayla son 6 yılın en pahalı düzeyine yaklaştı. Bu durum işletmecileri kaygılandırırken müştericilerin ise elbette cebini yakıyor. Kahve tedarikçileri fiyatın önümüzdeki dönemde daha da artacağını öngörüyor. Türkiye'nin kahve ithal ettiği ülkelerden Brezilya başta olmak üzere yaşanan don olayları fiyatlara yansıdı. Doğal afetlerden dolayı zarar gören kahve bahçelerinden yeterli verim alınamaması, kahve satan işletmecilerin taleplerini karşılayamadı. Kahve fiyatlarında son 6 yılın rekor artışı yaşanıyor. Satıcılar 50 liraya aldıkları kahveyi bu sene 80 liraya satmaya başladı. İşletmeciler kahve arzındaki sıkıntıyı depolarındaki stokları eriterek gidermeye çalışıyor. Bir ay içinde %33'lük zam alan kahve fiyatları müşterilere de olumsuz yansıdı. Bir ay öncesine göre 30 liralık bir zam olduğunu ifade eden işletme sahibi Tugay Vecihzade, Türk kahvesindeki fiyat artışını değerlendirdi. Geçen yıla nazaran değil de bu yıl Temmuz ayında açıldığımızdan beri kahvenin kilosunu 50 liradan alıyorduk. Bugün tekrar Türk kahvesi aldım, 80 TL kilosunun olduğunu söylediler. Kendi kar marjımızı minimumda tutarak fiyatları çok büyük bir yükseltme yapamadık. 10 TL'den sattığımız Türk kahvesini şu an 12 TL'den satıyoruz. Kahve tedariğindeki sıkıntıdan dolayı işletmecilerin her hafta değişen fiyatlarla karşılaştığını belirten tedarikçi Nihat Tezcanlı, fiyatların ileri dönemde daha da artacağını düşünüyor.
Kahve fiyatları son zamanların en yüksek artışını gösteriyor şu an. %20-25 seviyesinde yükseldi. Bu da tedariği ekliyor. Tedarik sıkıntısını yaşıyoruz. Bunlar problem oluyor. En büyük problemimiz şu an tedarik aslında. Yükseliş bekleniyor. Bu Brezilya'daki olaylardan dolayı hep bir artış bekleniyor tabii ki de. Yani gene bir %10-15 üstüne koyar gibi görünüyor 6 ay içinde. Ana haber bültenimizin sonuna yaklaşırken sırayı spor haberlerimiz alacak sevgili seyircilerimiz. Manisa Futbol Kulübü TFF 1. Lig 2. hafta mücadelesinde yarın yani 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Denizli Spor'u ağırlayacak. Sezona deplasmanda İstanbul Spor galibiyetiyle başlayan Manisa Futbol Kulübü rakibini mağlup ederek 2. haftayı da galibiyetle kapatmak istiyor. Manisa Futbol Kulübü TFF 1. Lig 2. hafta mücadelesinde 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Denizli Spor'la karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez yükseldiği TFF 1. Lig'e İstanbul Spor galibiyetiyle başlayan Manisa FK, Denizli Spor karşılaşmasını da kazanarak haftayı 3 puanla tamamlamak istiyor. TFF 2. Lig'i namağlup şampiyon tamamlayan Manisa FK, TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında da sahadan 4-3 galip ayrılarak yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı. Manisa Futbol Kulübü ile Denizli Spor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek. Mücadelede Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Emir Eray Eysoy yapacak. Maçın 4. hakemi ise Lütfullah Aslan. Manisa FK'nın kendi taraftarlarıyla buluşacağı Denizli Spor maçı biletleri de satışa çıktı. Manisa FK Denizli Spor maçının bilet fiyatları ise şöyle oldu. Kategori 1 batı kapalı tribünü 20 lira, kategori 2 batı kapalı tribün 15 lira, kategori 3 doğu maraton tribünü 10 lira. Gösterdikleri kahramanlıkla milli mücadelenin kazanılmasında emeği bulunan Demirci Akıncılar Anası'na düzenlenen tenis turnuvası başladı. İlçe Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk müsabakalar öncesinde şehitleri rahmetle andı. Turnuvaya katılan antrenör ve sporcularsa ilçenin tarihinden etkilendiklerini belirtti. Hop! Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular Demirci Akıncıları Tenis Kap turnuvasına katıldı. Turnuvaya katılanlar arasında Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul gibi kentlerin temsilcilerinin yanı sıra eski futbolcu Serkan Balcı, teknik direktör İsmet Taşdemir ve milli tenisçi Salih Kasapoğlu gibi sporcular yer aldı. 3 gün sürecek turnuva yeni hükümet konağı arkasında bulunan tenis kortlarında yapılacak. Turnuvanın açılış törenine Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz ve sporcular katıldı. İlk maçı lisanslı tenis sporcusu olan Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve eski futbolcu Serkan Balcı yaparken maçın hakemliğini ise Belediye Başkanı Selami Selçuk yürüttü. Kaymakam Kaya konuşmasında Demirci'nin kurtuluş yılında şehitleri andı. Demirci'de güzel organizasyonlar gerçekleştirdik bu sene. İnşallah bundan sonra da spora ve sporcuya ev sahipliği yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle özellikle 30 Ağustos'ta Demirci'nin kurtuluşu, canını hiçe sayarak bizler için, bu vatanları, bu toprağı korumak için savaşan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Demirci Akıncılar Turnuvası'nın ilçedeki önemine değinen Belediye Başkanı Selami Selçuk da bize bu toprakları bırakan atalarımızı rahmetle anıyorum dedi. İlçemize farklı tesisler ve aktiviteler kazandırma adına girişimlerimiz oldu. Bugün tabii bu girişimlerin neticesini almanın mutluluğu da var bizde. Bir vatana sahip olmak kolay da değil. Ondan sonraki nesillerin de aynı şuurda bu sevgiyi, bu mücadele azmini devam ettirmesi lazım. Bu gerekçeyle de biz Demirci Akıncıları Tenis Cup olarak bunu uyguladık. Teknik direktör İsmet Taşdemir ise ilçenin tarihinden çok etkilendiğini vurgulayarak müsabakalarda yer almaktan mutluluk duyduğunu anlattı. Buranın geçmişiyle alakalı o mücadeleyi duyduğum zaman çok etkilendim. Burada ondan dolayı bulunmaktan 10 kat daha fazla keyif aldım. Çünkü burası biz bilmiyormuşuz. İlk defa öğrendik. Bizi de bahşi ama çok farklı bir yermiş ve Kurtuluş Savaşı'nı belki de kazanmamızı
en büyük rol oynayan yer burasıymış. Bunu öğrendiğim için ben çok mutlu oldum. Milli tenisçi Salih Kasapoğlu da şu ifadeleri kullandı. İnanılmaz bir mutlu oluyorum. Yani ben 3 gün 4 gün önce gelmiştim. Her turnuva öncesi bir yere gittiğim zaman 2-3 gün önce gelirim. İnanın diyorum. Bir haftada kalsam, 10 günde kalsam buraya doymuyorum. İnsanlarına doymuyorum. Her şey burada güzel, gönlümüzce. Bu haberimizle birlikte bu akşamki ana haber bültenimizin de sonuna gelmiş olduk değerli seyircilerimiz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte hepinize sevdiklerinizle gönlünüzce yaşayacağınız bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. İyi akşamlar.